Sputnik'te 1974 yılında tanıştım zannediyorum. Sonrasında ikimiz de sol sosyalist bir siyaset anlayışı paylaşan insanlardık. Birçok mecrada yan yana geldik farklı alanlarda. Agos'un kuruluş süreci Hrant'ın bu girişimi için birçok Ermeni ile temas kurduğu, görüş alışverişinde bulunduğu bir süreçti. Hrant toplum içerisinde çok ateşli bir karakter yapısı olan bir insan olarak biliniyordu. Tabii ki Hrant'ın geniş toplum için, Türkiye'deki Ermeni toplumunun geneli için görünür, bilinir olduğu süreç Agos'un yayınıyla başladı. Bu kadar insanın gönlünde taht kurması, Agos'u kurduktan sonra medyada görünür olmasıyla oluşan bir şeydi. Hrant'ın en önemli mücadele alanı inkarcılıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin kendi inşa ettiği tarih anlayışına ters olan bir gerçeklik de vardı. O gerçeklik görünmemeye çalışıyordu. Hrant ise onu görünür kılmaya çalışıyordu. Yani burada kastettiğim şey Ermeni toplumunun fevkalade yerli bir toplum olduğu, bu ülkenin halkı olduğu, 1915 yılında da bir soykırımla bu topraklardan yok edildiği, bunun hikayesini anlatıyordu. Bunun hikayesini anlatırken de kendi aile tarihinden yola çıkarak anlatıyordu. Hrant çünkü düzenin istediği Ermeni değildi. Düzenin istediği Ermeni sesini çıkarmayan Ermenidir. Hrant sesini çıkaran Ermeni olduğu için hedef gösterildi. Ve hedef gösterilmesi de onun katline giden sürecin başlangıcını oluşturdu. Tam da Hrant'ın durması gereken yer, yapması gereken davranış olarak değerlendiriyorum. Yurt dışına gitseydi, o güne kadar ki bütün edinimlerini, bütün kazanımlarını kaybetmiş olurdu Hrant.